Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda da Switch Case ile ilgili bir adet uygulama yapalım. Şimdi uygulamamız kullanıcı iki adet sayı alacağız. Ve bir tane işlem karakteri alacağız. Bunlar işlem karakteri olarak birincisi artı olsun. İkincisi kopyalayalım. Eksi olsun ikincisi. Üçüncüsü önce 2 olacak. Evet, çarpı olsun. Dördüncüsü böyle olsun. Beşi de yapalım. Beşincisi de mod olsun. Bunu %50 gösterebiliriz. Şunlara da virgül koyalım. Biraz daha anlamlı olsun. Evet. Bu uygulamayı da Switch Case ile yapalım. İlk önce kullanıcı sayılarını girelim. Türlerini float seçelim. Sayı 1 olsun. Sıfırla başlatalım. Sayı 2 ve 0 olsun. Daha sonra ise bir tane integer değişken tanımlayalım. Bu da işlem olsun. Bunu da sıfırla başlatalım. Şimdi ilk başta kullanıcıdan sayılarımızı alalım. Sayı 1 giriniz. Daha sonra scanf ile sayı birimizi kaydedelim. %f koyuyorum. Daha sonra ise ampersand işaretine sayı 1'i yazıyorum. Şunu kopyalayalım. Sayı 2 girmesini isteyelim. Şöyle sayı yazalım. Daha sonra işlem giriniz diyelim. Ve şurayı kopyalayalım. Terminalde mod işlemini göremeyiz. O yüzden ben buraya mod yazmak istiyorum. Hatta ilk önce görmeyi de deneyelim. Burada yüzde olarak kalsın. Daha sonra değiştiririz. Ve bunu yüzde D yapıyorum. Ve burayı da işlem olarak değiştiriyorum. Evet, şimdi switch case yapımızı case yapımız işleme göre hareket etmeli. Case 1'de case 1'de toplama işlemini yapacak. Sayının toplamı diyelim. Daha sonra sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Ve bir ekle de döngüyü bitirelim. Ve şunu kopyalıyorum. Buraya case 2 yazalım. Sayının farkı sayı 1 eksi sayı 2 olsun. Daha sonra üçüncü case'imiz sayının çarpımı sayı 1 çarpı sayı 2 sayının bölümü de sayı 1 bölü sayı 2 olsun. Case 5 ise ilk sayı ikinci sayıya göre mod olsun. X sayının ikinci sayıya göre mod. Buraya da yüzdeyi yerleştirelim. Evet, bir de default durumumuz vardı. Onu da yazalım. Yanlış işlem seçtiğimizi yazalım. Tamamdır. Kodumuz bu kadar. Bir çalıştıralım. Hatamız var mı görelim. Evet. Mod işleminde bildiğiniz gibi float'larda yapılmıyordu. Bunları integer'a çevirmemiz gerekiyor. O yüzden bunlara int yazıyorum. Yani bir casting dönüştürme işlemi yapıyorum. Çalıştırıyorum.
Yani şimdi uyarlarımız var. Uyarlarımız bu yüzdeden falan kaynaklanıyor. Onlar geçebiliriz. Çalıştırıyorum. İlk sayımız 12 olsun. İkinci sayımız 3 olsun. İşlemimiz 1 olsun. İki sayının toplamını göremedik. Bunun sebebi buraya yüzdelerini koymadık. Yüzdef koymamız gerekiyordu. Yüzdef. 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 Buraya da yüzde D koyuyorum. Derledim. Tekrardan çalıştırıyorum. İlk sayım 12 olsun. İkinci sayım 3 olsun. İşlemimiz ise 1 olsun. Evet, gördüğünüz gibi 15'i bulduk. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. İlk sayım 85 olsun. İkinci sayım 3 olsun. Ve mod işlemine bakalım. Modu gördüğünüz gibi 85 sayısının modluca göre değeri 1 yapacaktır. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şuraya da mod yazalım. Buraya bölme yazalım. Buraya çarpma. Buraya fark. Buraya da toplama yazalım. Biliyorsunuz yüzde ifadesi aslında bir kaçış karakteriydi. O yüzden terminalde gözükmedi. O yüzden bu şekilde değiştirdim. Şimdi girelim. 25 olsun. 6 yapalım ve bölelim. Yani 4'ü seçelim. Gördüğünüz gibi işlemlerimizi doğru bir şekilde yapmakta. Evet, internet üzerinde bu tarz farklı uygulamalarda bulup deneyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda karar yapılarına devam edeceğiz.